Efendim bugün haftanın son günü, bugün Cuma, 18 Mayıs 2018, 2018'in bir arada bulunduğu bir günden herkese hayırlı akşamlar. Her zaman olduğu gibi iş dünyasından önemli gelişmelerin, ekonomideki haberlerin bünyesinde bulunduğu İş ve Ekonomi ile karşınızdayız. İş ve Ekonomi'de bugün rakamlarla başlayacağız. Dolarda bir hareketlenme vardı öğleden sonra, yine 4.50'ye doğru bir test etme çabası gözüktü ama akabinde tekrardan bir geriye dönüş oldu. Minik bir kıpırdanma diyelim ona. Euro TL'de de hareket vardı. Hepsini aktaracağız ama bugün bültenimizde neler olacak aktaralım. İkinci kısımdan, sondan başlayalım. İkinci kısımdaki konuğumuz ekonomist tabii ki. Her hafta bir ekonomist konuğumuzla, mutlaka en az bir ekonomist konuğumuzla ekonomik gelişmeleri konuşuyoruz. Daha evvelden de konuk olarak burada ağırladığımız bir isim. Kendisiyle Türkiye'nin seçime doğru giden süreçteki ekonomik argümanlarını, ekonominin yansımalarını konuşacağız. Ekonominin bu kadar gündemde birinci sırada olmasının sebebini konuşacağız. Sonrasında ilk kısımda hangi gelişmeler olacak? Efendim perakendecilik sektöründen önemli bir zincir market, Türkiye'de belki de en fazla şubesi olan zincir market Şok. Evet, Şok'la ilgili bir haberimiz var. Halka arz gerçekleştiriyor Şok marketleri. Bununla alakalı Şok marketler CEO'sunun açıklamaları var. İş yeri ve işletme için önemli gelişmeler var. İş yerinde KDV ile ilgili Bakanlar Kurulu kararıyla bir KDV indirimi söz konusu. Bir diğer gelişme ise işletmelere kredi garanti fonuyla beraber yeni bir destek. Bir yılı geri ödemesiz, 5 yılı vadeli bir şekilde. Kredi garanti fonu da adeta ekonominin o duvarlarının arasında bir nevi istinat duvarı gibi vazifesini koruyor kredi garanti fonu. Efendim hazırsa rakamlarla başlayalım iş ve ekonomiye. Bakalım 18 Mayıs'ı, bugünü hangi bantlarda görmüş argümanlar, datalar. Borsa İstanbul Endeksi ile başlayalım. 102.219 seviyesini görüyoruz. 0.34 birimlik yukarı yönlü bir hareket var Borsa İstanbul Endeksinde. Bugüne yansıyan rakam 102.219 bandı. Evet, artık 100.000'in 105.000'e doğru kımıldayan bir Borsa İstanbul Endeksimiz var. Dolar TL görüldüğü gibi 4.50'yi giden süreci test ediyor. 4.50'yi de görmüyor ama 4.50'ye gitmekten de vazgeçmiyor adeta dolar. Hareket yukarı yönlü, 4.49.25 rakamını görüyoruz. 0.75 birimlik yukarı yönlü bir hareket, aksiyon var. Euro TL'ye bakarsak, Euro TL'de dolardan ilham alırcasına adeta 5.28'de TL birim bazlı olarak Euro 5.28'de 0.43 birimlik yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Altının onsu 1289.61 seviyesi değer görmüş. Hepsinin aksine, hem Borsa İstanbul Endeksinin hem doların hem euronun aksine 0.09 birimlik aşağı yönlü bir hareket var. Ham petrolün varil fiyatı olan Brent petrole bakarsak 79.34 seviyesini görüyoruz. Brent petrolde de 0.05 birimlik yukarı yönlü bir hareket var bugüne dair. Demir ve çimentoya bakalım. Çimento haftalardır 1.50 seviyesi TL birim bazlı olarak. Demir ise 2.94 seviyesinde. Evet, 0.06 birimlik yukarı yönlü bir hareketi var demirin. Rakamlar bu şekilde. Hiç şüphesiz ki en çok konuşulanı, kamuoyunun ve özellikle ekonomistlerin en çok gözü kulağı dolar TL'de. Bakalım haftaya, pazartesi çok belirleyici bununla alakalı. Haftaya, yani 21 Mayıs pazartesi gününü bekleyeceğiz. O gün net bir şekilde aktarabiliriz. Efendim perakendecilik sektörün önemli zincir marketlerinden, hatta Türkiye'de belki de en çok şubesi olan iki market grubundan birisi Şok, son 10 yılın en büyük birincil halka arzlarından birini gerçekleştiren Şok marketler hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Şok marketler CEO'su Uğur Demirel, bakalım Akit TV mikrofonlarına hangi özel açıklamaları yapmış. Halka arz nedir? Şirketimizin hisselerinin halka paylaşılması, yani yatırım yapmak isteyen insanların şirketten hisse alarak şirkete ortak olması kısaca. Peki neden böyle bir şey yapılıyor? Siz bugün burada bir organizasyon düzenlediniz. Borsa İstanbul'u seçtiniz. Detaylıca anlatın. Bugün çok marketler Borsa İstanbul'da
hisselerini halkla paylaşmak üzere açılmış oldu. Şimdi hisseleri işlem görmeye başlayacak. Yaklaşık 2.3 milyarlık bir halka arz yapmış olduk. Bu Türkiye'nin büyük bir halka arzı bu. Son 10 yıldaki en büyük halka arzlardan bir tanesi. Toplamda 1 milyar dolardan fazla bir talep geldi şirkete bu halka arz süresince. Yabancılardan 1.8 kat, yerlilerden, yerli yatırımcılardan toplamda 2.5 kat fazla talep geldi. Ve Türkiye'ye bu halka arz sayesinde 1.95 milyar TL'lik yurt dışından yatırım kazandırmış olduk ülkemize. Genelde yıl sonu bilançolarıyla bunun bir takvimi var. Yıl sonu bilançolarının işlem görmesiyle birlikte süreç buraya kadar geliyor bu takvim çerçevesinde. O yüzden hepsi üst üste çıkıştı. Şöyle bir hisse şirkete ortak olacaklar yaptıkları yatırım kadar. Sonrasında şirketin elde ettiği, ürettiği karlılığı yine bu ortaklarına dağıtacak. Biz örneğin elde ettiğimiz karın minimum %30'unu yatırım yapan hissedarlarımıza dağıtmayı taahhüt ediyoruz. Bu yatırımın getirisini elde etmiş olacak. Ekonomik gidişat ne olursa olsun biz Şok Market adına konuşayım ben. Şok Market adına biz gıda perakendecisiyiz. Doğru bir sektörde iş yapıyoruz. Her zaman bu tüketim devam edecek, ihtiyaçlarımız devam edecek. Dolayısıyla doğru bir yerdeyiz, doğru bir pazardayız. Bu hisseyi alanlar da o açıdan kendilerini daha rahat ve güvende hissedecekler. Çünkü gıda perakendeciliği her ne olursa olsun şartlar, ekonomik şartlar her zaman gayet güzel iş yapar ve defansif bir sektördür. Çok teşekkür ederim. Ülkemize, memleketimize hayırlı olsun. Özellikle son dönemlerde işte yurt dışından ülkemize para getiren 1.95 milyarlık para kazandıran bir şirket olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Efendim bugün 18 Mayıs 2018, yarın 19 Mayıs, 20 Mayıs önemli bir miting var. Şu anda Yenikapı'da, İstanbul'da adeta trafik, sirkülasyon o yöne doğru gitmiş durumda. İkinci kısımdayız. Önemli, daha evvel de bizi kırmayıp buraya gelen, teşrif eden kıymetli bir ekonomist konuğumuz var. Sizler tanıyorsunuz onu zaten. Abdullah Güzel Dülger burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, Abdullah Bey bugün baktığımız zaman hemen hızlıca konuşacağımız konu belli. O kadar hızlı gelişiyor ki hem global tarafta hem Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın İngiltere ziyareti oldu. Akabinde Amerika'nın Kudüs'le ilgili yine bir çıkışı, yağan bombalar, evet. Yüreğimizdeki o feryat, o dindiremediğimiz Filistin adındaki yaramız. Bugün miting, Amerika'nın tavrı, İsrail'in o fevri çıkışları ve İngiltere ziyareti, geniş perspektifte bu süreç dinsel, dinlerin savaşı, Siyonizm mi, yoksa ekopolitik tarafı var mı? Evet, çok çok geriye gittiğimizde bunun tarihi iz düşümü aslında Haçlı Savaşları. Hı hı. Kudüs'ü konuşuyorsak Haçlı Savaşlar üzerinden konuşuyor olmamız lazım. Haçlı Savaşları'nın oluş biçimine baktığımız zaman din motifli gözüken aslında ama ekonomik bir yağma hamlesi arka planında olan bir hareket. Çünkü eğer din adına bir hareket olsaydı bu yol üzerindeki Ortodoks Hristiyanlara zulmetmezlerdi. Onların mallarını yağmalamazlardı. Evet. Yani Katolik Avrupalılar coğrafi keşiflerle kendilerinde olmayan zenginliklerin doğuda olduğunu gördüklerinde doğuya karşı bir iştah, ağızlarının suyu aktı yani. Doğuya karşı bir iştah oluştu ve orada Papalık Haçlı Seferleri adı altında bu insanları, bu çapulcuları organize edip bu topraklara yağma ve talan için gönderdiler. Tabii, din eksenli motive etti, evet, çapulcular. Yani Resulullah'ın yaptığı savaşların dışında ben gerçek din savaşı olduğunu düşünmüyorum tamamen. Hı-hı. Bütün bu yapılanların arkasında bir ekonomik arka plan var. Evet. Bugün Amerika'nın yaptığı işlerin arkasına baktığımızda da yine ekonomik arka planını çözümleyebiliyoruz. Hı-hı. Ben kendi yaptığım tahlilde şöyle bir analiz yaptım. Amerika 19 trilyon dolar borcunu Körfez ülkelerine ödeteceğine dair açık bir beyanda bulundu.
Bunu ödetmenin yolunun da bu ülkeleri gidip işgal etmek olmadığına göre bu ülkelerin elindeki sermaye birikimlerini silah anlaşmaları yaparak altında gölgeleyerek silah anlaşmaları gibi bir mekanizmayla o dövizleri ülkesine transfer ederek kendi borcunu, dünyaya olan borcunu azaltmak. Evet. Bu yönde bir hamle yaptı, birinci hamleyi yaptı ve bu ülkelerin ellerindeki atıl sermayeleri aldı bu anlaşmalarla. Şimdi petrol fiyatları 40 dolarlar seviyesindeydi biliyorsunuz. Evet. Ve bu petrol fiyatlarıyla bu körfez ülkelerinde sermaye birikimi mümkün değildi. Ne yapılması gerekiyordu? Ortalığın biraz karıştırılması gerekiyordu. Hemen İran'la olan nükleer anlaşmanın rafa kaldırıldığı açıklamasını gördük. Ve bu piyasalarda petrolün fiyatını yukarıya doğru itekledi. Ve petrol fiyatları 80 dolarlara doğru hareketlendi. Bu yeni fiyat dengesinde ne olacak? Körfez ülkeleri yeniden silah anlaşmaları yapabilmek için sermaye biriktirmeye başlayacaklar bu fiyatlarda. Evet. Tabii bunun olumlu olumsuz etkilerine baktığımız zaman Rusya da bundan olumlu etkilenecek. Hı hı. O yüzden mesela Rusya bu durumdan memnun gibi gözüküyor. Tabii memnun. Çünkü o da bir ciddi bir net petrol ve gaz ihracatçısı. Hı hı. Bunun Venezuela'ya da olumlu etkisi olacak ama netice itibariyle Körfez'de esas sermaye birikecek. Petrol ihracatçısı OPEC ülkelerinin önemli bir rezervi Körfez'de. Hı hı. Körfez'de biriken sermayeyi Amerika yeniden bu silah anlaşmalarıyla kendisine çekip borcundan net borcunu aşağıya doğru düşürecek. Artı Amerika'daki kaya gazı üreticileri için 60 dolar gibi bir fiyat var. Bunlar başa baş noktası gibi görüyorlar 60 doları. Dolayısıyla petrol fiyatları 60 doları aştığı zaman kaya gazı üreticileri üretimlerini artırıyorlar. Amerika'nın yıllık 18-19 milyon varil petrol tüketimi var. Bunun 11 milyon varilini bugünkü fiyatlarla kendisi üretebilecek konumda. Kaya gazı üretimini de dahil edersek 11-12 milyon tonu kendisi karşılayabilecek gibi gözüküyor. Kendi toprakları. Bir 6-7 milyon varil ithalat yapıyor. Bu ithalatı da Körfez ülkeleriyle yapacağı anlaşmalarla bedavaya getirecek. Yani öyle barter yönünde tabiri caizse. Evet, yani dolayısıyla Amerika masadan hep kazanan Amerika, olarak kalkmaya tabii, çalışan bir Amerika var. Evet, Amerika şu an ayağına diken batmış bir ormandaki ayı misali. Hı hı. Sağa sola saldırıyor. Yani bu Kudüs gündemi aslında suni. Yani Kudüs gündemi de bunun bir parçası. İsrail, İsrail'in orada varlık sebebi bu Orta Doğu coğrafyasını rahat bırakmamak. İstenildiği anda böyle ortalığı karıştıracak, oradaki tansiyonu yükseltecek bir argüman İsrail. Ve işte biliyorsunuz bizim kuzey güney sınırımızda da bir takım hareketler içerisindeler. Orada bir kendileri eksenli bir Kürt devleti oluşturma niyetindeler. Hı hı. Ben o noktada Kürtlerle bizim yakın diyalog içerisinde olmamız gerektiğini ve birlikte hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Bu noktada gerekli politika, siyaset, bir dönem nasıl birbirimize çok yaklaştık, sonra araya İsrail ve Amerika girdi, uzaklaştık. Tekrardan o argümanları kullanarak tarihsel birlikteliğimizi tekrar yeniden tesis edip kardeşlik hukukunu yeniden hayata geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde orada İsrail bu bölgede bizim aleyhimize kendi çıkarlarına hamleler içerisinde olacaklar. Petrol fiyatlarının bu şekilde yükselmesi Çin'i ve Hindistan'ı olumsuz etkiliyor. Evet. Çin ucuz petrol tükettiği için maliyet avantajını kullanarak dış ticaret fazlasını daha iyi veriyor. Hı hı. Şimdi bu yeni fiyatlardan dünyada aslında bir eğer Çin kaynaklı bir enflasyon oluşursa enflasyonist de bir süreç oluşma riski var yani bu petrol fiyatlarının yukarıya gitmesinin. Bizi nasıl etkileyecek bu? Bize de negatif etkileyecek. Çünkü bizim biliyorsunuz yapısal olarak 1850'lerden beri cari açık veren bir açık veren bir ekonomi üzerinde oturuyoruz. Dolayısıyla açığın finansmanı önem kazanıyor. Evet. İngiltere ziyareti de zaten bu noktada önemli. Bizim cari açığın verdiğimiz, ekonominin verdiği açığın finansmanı için bizim elinde sermaye bulunduran ülkelerle ve finans merkezleriyle iyi ilişkilerimizin olması gerekiyor. İngiltere ile Türkiye şu anda tarihi olarak aslında
bir nevi aynı eksene düştüler. Çünkü İngiltere Brexit'le Avrupa Birliği'nden çıktı. Evet. Biz de kapıda bekletiliyoruz. Dolayısıyla ikimiz şu an itibariyle Avrupa, İngiltere'den de sermaye çıkışları noktasında bir tehdit var. Kader bizi o noktada aynı noktada durma şeyine getirdi. Potasına getirdi. Çıkarlar eşdeğerleşti. Yani bizim bugün yaşadığımız, işte biraz önce söylediğiniz, döviz kurları yukarıya doğru hareketli. Enflasyon ve işsizlik, bunlar bizim ülkenin çok eskiden beri çözmek üzere yoğunlaştığı problemler. Dolayısıyla bizim için sermaye transferi, yabancı ülkelerden ülkeye sermaye transferi, büyümemizin sigortası. Yani biz büyümek için bu sermayeyi transfer etmeye muhtacız. Dolayısıyla bunun merkezi Londra ise Londra, Washington ise Washington, bu ülkeleri, bu sermayeyi elinde bulunduranları ikna edecek argümanları oluşturup bu sermayeyi ülkeye getirmemiz gerekiyor ki biz sağlıklı büyüyebilelim. Öbür türlü büyüme bizi, büyümenin finansmanını sağlayacak kaynağı bulma ya da bulamama gibi bir handikapla baş başa bırakıyor. Evet. O yüzden o kaynağı garanti altına almamız gerekiyor. İngiltere ziyareti bu açıdan, Cumhurbaşkanımızın önemli. Ziyareti önemliydi. Peki bu seçime giden süreçte bu kadar gelişme üzerine ekonomik rakamlardaki minik minimal agresyonlar oldukça zorlaşıyor. Devletin zirvesinin işi, aynı kanaatte misiniz sanki? Evet. 30 küsur gün kalmışken. Yani işte şimdi şeye bakıyorsunuz, yani bazı karar organları Türkiye'deki iktidarın değişmesi noktasında, Cumhurbaşkanımızın gidip başka bir yönetimin oluşması noktasında bir taraf konumundalar yurt dışında. Özellikle bu not kuruluşları baktığınız zaman hiç üzerine vazife olmayan bir zamanda ve zeminde açıklamalar yapma ihtiyacı hissediyorlar. Evet. Buna baktığınız zaman bunlar iyi niyetli açıklamalar değil. Yani tamam, bizim bir takım ekonomik çözmemiz gereken problemlerimiz var ama bunları seçim öncesi böyle kaşımak ve bunları böyle manidar bir şekilde Türkiye ile ilgili, gelecekle ilgili beklentileri negatif tutmaya dönük hamleler çok aslında ekonomik temellerden ziyade siyasi temellere dayandığını çok biz anlayabiliyoruz yani ekonomisi olarak baktığımızda. Türkiye geleceği parlak bir ülke. Yani baktığımız zaman Türkiye hem jeopolitik olarak Avrupa ve Asya arasında bir köprü, hem de tarihi İpek yolu olarak baktığımızda Çin'le Avrupa arasındaki ham madde ve mal ticaretinin tam merkezinde olması Türkiye'yi vazgeçilmez kılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olan bir takım çevreler her zaman olacaktır. Bizim bunu akıllı siyasetle yönetmemiz gerekiyor. Dostları dost, düşmanları da bize zarar vermeyecek şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor. Düşmanın düşmanlığını da aktive etmek de güçlü değilseniz doğru bir siyaset olmayabilir. Olmayabilir. Peki Abdullah Bey, biraz ekonomiyi konuşalım. Metal yorgunluğu var demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Bir takım revizyonlar yaptı iktidar yerel yönetimlerde. Siz bir ekonomist olarak ekonomi yönetiminde seçim sonrası bir revizyon yapılması yönünde mi düşünüyorsunuz? Evet. Yapılmalı mı? Mesela Mehmet Şimşek, Naci Ağbal, Nihat Zeybekçi, bu üçlü ve diğer müsteşarlar, bürokratlar bir yenilenme, bir revizyon istiyor mu ekonomi yönetimi? Ekonomi yönetimi kişi bazlı değerlendirmeler yapmak doğru olmaz. Doğru değil, evet. Ama şuna odaklanması gerektiğini daha önceki programlarda da söylemiştik ekonomi yönetiminin. Türkiye'nin problemi cari açık. Cari açık büyümede çok agresif olduğumuz zaman cari açımız büyüyor. Bunu yönetmenin yolu ithalat kesici yatırımlardır. İthalat kesici yatırımlar noktasında bir girişim oldu. Bir teşvik sistemi geliştirildi. Bunu yakinen takip etmesi lazım bu ekonomik koordinasyon kurulunun. Ama işte o koordinasyon tam sağlanamamış olamaz. O işte mı? Orada Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Orada kişiler bazlı değişimleri öngörebilir. Ama netice itibariyle temelde odaklanılması gereken kurumsal bir mentalitedir. O da bu ithalat kesici yatırımlar noktasında takipçi ve ısrarcı olmamız. Bugün inşaata dayalı büyüme artık bir noktaya gelmiştir, durmuştur. Evet. Elinde sermaye bulunduran iş adamlarımızı hükümet bu teşviklerle ithalat kesici yatırımlara motive etmeli, yöneltmeli, takip etmeli, cesaretlendirmeli ve ülkenin cari açığını
belli bir sistematiğe bağladığımız zaman o zaman şahlanışa geçer bu ülke. Evet. Hiç kimse tutamaz. Tutamaz. Peki bakanlıklarla ilgili hissiyatınızı söylemediniz ama evet. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan böyle bir hamle bekliyor mu Abdullah Bey? Böyle sorayım, soruyu değiştirerek sormuş olayım. Yani tabii ki şimdi yeni bir biliyorsunuz başkanlık sistemi yeni bir evet. uygulama gelecek. Burada halkın beklentilerinde de bir takım mekanizmalarda, bir takım işleyişlerde ve bir takım yerdeki bulunan temsil noktasındaki insanlarda değişim beklentisi var. Evet. Halkta da bu değişim beklentisi var. Cumhurbaşkanımız da zaten bu değişim beklentisinin farkında olduğunu ifade eden şeyler var. Metal yorgunluklarıyla ilgili açıklamaları bunu da teyit ediyor. Dolayısıyla ben Cumhurbaşkanımızın burada çok hassas listeler üzerinde çalışarak halkın karşısına iddialı ve yenilenmiş bir yapıyla çıkacağını tahmin ediyorum. Peki dolara gelelim. Artık son anlarına geldik programın. Zira Yeni Kapı'da evet. miting var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları olacak oradan da. Oraya bağlanacağız. Dolardaki hareket hafta başında bir ekonomist sizden kıymetli olmasın. Yine kıymetli bir ekonomist konuğumuz vardı. Dedi ki Amerikan kompanseli bir müdahale yoksa çok büyük, çok önemli bir haber akışı yok dedi. Dolar TL sosyal medyanın da gündeminde. Evet. Özellikle kaşımaya çalışan bir Twitter var doları. Bununla alakalı gündem oluşturmaya çalışılıyor. Siz hangi noktadasınız? Şimdi doları hareketlendirecek makro şeylere baktığımız zaman göstergelere bir tanesi bunun cari açıktır. Öbürü de kamu kesimi borçlanma gereğidir. Çok yani, aman aman bir yani hareket yok. Bütçe açık vermeye başladıysa yani popülist politikalarla bütçe artık açık veri pozisyona geldiyse bir ülkede ve kamu kesimi müstifse borçlanarak bir takım faaliyetleri devam yürütmeyi tercih ediyorsa vergiye dayalı kaynakları bırakıp borçlanarak yapıyorsa evet. ve cari açıktaki aralık büyüyorsa miktar bu dövizin Türkiye'de kırılganlaşması için bir dayanak evet. teşkil eder. Evet. Şimdi bu seçeneklerden cari açık konusu biraz evet yani bir miktar destekler nitelikte ama diğer ikisi desteklemiyor. Dolayısıyla burada seçim sonrası ben bu dövizin tekrardan aşağı doğru o istikrar ve stabiliteyi gördüğü zaman kırılacağını düşünüyorum. Kırılacağını düşünüyorsunuz. Evet. Peki bir müdahale yani özellikle dolarla ilgili dışarıdan bir müdahale olabilir mi? Dolarla ilgili Merkez Bankası'nın yapması gereken şeyler var. Şimdi Merkez Bankası'nın görev tanımında enflasyon var biliyorsunuz. Evet. Enflasyon fiyat istikrarı var. Hı hı. Fiyat istikrarına baktığımız zaman kur aslında biz fiyat istikrarı ile bağlıyız, kurla bağlı değiliz. O yüzden kur serbest salınımda gibi bir politikamız var ama kur böyle aralıksız yükseldiği zaman bunun enflasyon üzerine doğrudan bir etkisi oluyor. Yani kuru tutamadığınız zaman o direkt enflasyona yol açıyor. Çünkü ithal mallar pahalılaşıyor ve maliyet artışı olarak bu önünüze geliyor enflasyon olarak. Dolayısıyla aslında kur da Merkez Bankası'nın doğrudan olmasa da dolaylı olarak takip etmesi gereken zaten takip ediyor ama bu noktada belli aksiyonları belki daha hızlı alması gereken bir enstrüman. Sadece kur değil, aynı zamanda istihdam da bugün Merkez Bankası'nın aslında büyüme, istihdam, kur, enflasyon bu dördü. Merkez Bankası'nın görev tanımı aslında. Görev tanımlarının içine bir şekilde belki de yeni yapıda derc edilmesi gereken bir iş. Evet, çok konuşuldu, çok tartışıldı. Bağımsız değil birçok Merkez Bankası, hiçbir ülkede bağımsız değil. Devlet politikalarını destekler nitelikte, neredeyse tamamı bütün ülkelerin. Bizim Merkez Bankamızın da... Görev tanımları evet biraz daha siyasetle örtüştürmek gerekiyor. Çünkü orada... Merkez Bankası ben bu konularda bağımsızım deyip sonra da bunun siyasal sonuçlarını hükümete yıkma gibi bir pozisyonda olmaması gerekiyor. Pozisyonda olmaması lazım. Peki arkadaşlarımız uyarıyor. Kapatıyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim bugün 18 Mayıs 2018'de Yeni Kapı'da önemli bir miting var. Devletin zirvesi orada. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli orada. Bugünlük bizden bu kadar diyoruz. Pazartesi görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar efendim.